Evet. Ee, Reha hocam sizin ilk yorumunuz ne olacak karşılaşma için? Ee, ikinci <laughs> maçı biraz daha yaşayacağız diye. <laughs> ben genç, gençlik yok. ateşinin fark ettiğini düşünüyorum içinde. Yani Feguli Ender orta saha ucunda 6 tane oyuncu saydığımızda bir 30 bantında bir Feguli var. Diğerleri 21, 21, 21, 23, 25 yaşında. Yani orta saha ve ucundaki bu enerjinin en önemli gençlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Daha aç oyunculardan. Halil kendini kabul ettirmek ister mi? İster. Getson Fernandez ister. i̇ster. Ne kadar işte Benfica Tottenham oyuncusu da olsa e aynı şekilde Kerim ister, Kerem ister. Aynı şekilde orta sahada Taylan ne kadar olsa da Hamili takıma da gitse de o da ister. Emre Kılıç da ister. İlk sene Sivas Spor'dan geldi. Yani özellikle bu oyuncuların 6 oyuncunun 5'i çok ciddi enerjik attı. Arkasından ne oldu? Olcan geride oyna. Onya Kuru girdi. 2 tane daha genç oyuncu girdi. Yani ilk 11'de eee Feguniye'nin Onya Kuru ile başlasa Ender orta sahibi hücum attı. Çok genç. 21 21 21 23 24. Yani çok genç, enerjik bir Galatasaray vardı. E, ve de bunun karşılığını aldılar. İlk yarı bana göre ee, Galatasaray takımı bu enerjiyle beraber çok iyi oynadı ilk yarı maçı bitirebilirdi çok farklı içeri de girebilirdi ee, Beşiktaş'ın kaybettiği arada 6 puan fark kaldı bir de Beşiktaş e, Türk Telekom aranaya geliyor yani evet. şimdi Galatasaray'lar neye hesap ediyordur aradaki puan farkı kendi cephelerinden haklı olarak 3 puan diye görüyorlardır ee, 3 puandan fazlasını en şey... azından bizim elimizde diyorlardır yani Tabii. bunun 3 puan 6 puanlık farkın üçü bizim elimizde diye düşünüyorlardı. Ligdeki kalan haftaları tutunmak için tam bir eşik maçını geçler. Hem de iyi oynayarak. Nasıl iyi oynadı? Az önce de söyledim. Gençlik, 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 dinamizm. Dinamizm. Babel oynasın, Kerem'i Babel oynasın deniliyordu. Kerem'le ilgili hiç kimse bir şey söylemiyordu. Galatasaray özellikle bu sene az rakama gelen, az süre alan en fazla katkı yapan oyuncu herhalde dakika başı, süre başına da Kerem'dir. Evet. Onu da tebrik etmek gerekir. Şimdi yazılacaktır yarın öbür gün amili takım şu bu diye. <laughs> e, bana göre Fatih Terim mutlaka Fatih Hoca onunla alıp karşısına birebir konuşacaktır. Eksik yönleri var mı? Var her futbolcu gibi mutlaka geliştirecektir. E, daha da iyi bir oyuncu ortaya çıkacaktır. Daha fazla biz kendi insanımıza, oyuncularımıza güvenelim, geliştirelim. Babel evet büyük bir kariyerdir ama... E, alınan rakamla sağ içinde oyuncu oynamaz verdiği performansla oynar. Kerem bunun net örneğidir. Ya yani orada Arda bile oynadı sağda önde. Önde oynadı evet. Kerem. Yani Kerem kenarda bekliyordu. Ya evet. Kerem bir de tamam. e, yazılan çizilenler var. Ender sosyal medyada doğru da burada. Yani Babeller, Donklar ve 35 bantında oyunculardan Medet uman anlayışlar var. Şimdi Babel olcana Kerem oynasın. Dediğin gibi hocam gençlik açısı. Gençlik gençlik ateşi ben, deniz yani evet. öyle Gençlik ateşi tam manşet sezon... sorun. orta savucum attı. Giren ile çıkan ile en büyük fark buydu. Yani belki de en iyi maçlarından bir tanesiydi tabii. Galatasaray takımı sezon içinde en iyi maçlarından bir enerjik değil mi tabii, tabii. Herkes Şimdi, aç, herkes istiyor. Fırsatı, fırsat maçı işte gençler için Halil için de, Halil Dereşoğlu Derişoğlu için de, Kerem için de. Yani Kerem tabii biraz daha fazla oynadı ama bu iki oyuncu bence e, o hani ateş, ateşlenmeyi baştan tabii. başlayan oyunculardı. Baş. Ve de e, yani izlerken Galatasaray takımı şöyle sorguluyoruz. Neden böyle oynamadı Galatasaray takımı bundan önceki maçlarda? Ya Çok güzel söyledim. Mesela ikili bir oyun oynadılar. Çok ince bir pas attı değil mi Halil Dervişoğlu evet, Kerem'e? Evet. İlk golde mi? Şimdi onu ilk golde evet. ne güzel Denedi koşulda zaten ikili oyuna bıraktı. Şimdi Falco önemli bir karakter, e, kariyer. Evet Falco onu atsaydı. Falco şöyle yaptı evet. falan hep konuşulurdu. Al, Halil de yapıyor. Halil iyi bir oyuncu, iyi bir futbolcu. E, Geleceği var. Değerli. Tabii ki gol kaçıracak. Eksiği de var. Ama Galatasaray devre arasında söylediğimizde 5 oyuncu. Halil de o zaman dört oyuncu hatta sayılıyordu. Evet. Halil ne yapar ne eder diye. İşte hem Mustafa Muhammed hem de Falcon'un olmadığı bir maçta gereğini yaparsanız sağ içinde ne yaptı? Bir kere istiyor aç i̇yi yani kullandı hocam o şansını. Hani şimdi çok şans mi? gelir büyük takımlarda. Tabii. Ama bugün hani belki kredini oynuyor oynuyor değil mi Mehmet? Kredini oynuyor oynuyor iyi oynayarak salacaksın. Göztepe deplasmanda üç tane gol atıyorsun çok da pozisyon kaçıran bir evet. Galatasaray takımı var. Üretken bir Galatasaray takım var. Bunun önce bireyseldi genelde ama şimdi bugün bir takım oyunu vardı. Daha İstem, organize özellikle o, orta saha oyuncusu. Cezson Fernandez mesela bence geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. Evet. Çok iyi oynadı değil mi bugün? Yani hani biz sürekli sorguluyorduk ne zaman iyi oynayacak diye. Demek ama geçen ki, bir iki haftadır da yani, var, kötü takım içinde kıpırdanma vardı daha hocam iyi, ama bugün daha net iyi olarak, oynuyordu. Net olarak ortaya çıktı. Cezson'un dinamizmi takıma yani, çok Mehmet, şey katmış. Mehmet şimdi Tabii çok fazla eksiği olunca hocam, Mark e, şey hem Falcao, Muhammed. hem Muhammed, hem Babel, e, ister istemez Galatasaray taraftarlarının kafasında bir soru işareti vardı. E, Halil'i nasıl buldun? Bir onu konuşmak istiyorum o bölgenin doğrudan adamı olarak, evet. ama tamamlayıcı adam olarak, e, Kerem'in maçın yıldızı olduğu konusunda şüphemiz yok. yok. Halil için ne söyleyeceksin? Bir de, e, ya yani örneğin hafta içinde Çarşamba günü bilemiyorum. Ee, yani o ne da belli değil. Yani belki Olcan'ı düşündüler hani biz dedik ki son ana kadar. Tabii Olcan'la Kerem arasında çok haberler gitti geldi bize de. Ama orijin olan mesela Halil. Olcan esasen Rize'de evet, evet, falan çizgi oyuncusudur. Sen evet. de biliyorsun. Samut'ta öyle oynuyordu. Biraz... İkisi oynadığında evet. Santrofor sakatlandı. Öyle santrofor evet, oldu. santrofor sakatlanınca oynadı. Erciyes'te Gaziantep Futbol Kulübü'ne bence hoca bugün Ender doğru oynardı. tercih yaptı. İki tane oyuncu kazandı bence Galatasaray takım hem Türk futbolu zaten Kerem'i biliyorduk ama hani Halil Dervişoğlu'nu hep görmek istiyorduk biz. Ne verecek Büyük diye. Milli takımda etri var Mehmet. Orada izledik orada çok iyi ama Galatasaray takımına geldiğinde bir şimdi önünde iki tane oyuncu var. Kafanı kaldırıyorsun. İki oyuncum var bir tanesi Mustafa Muhammed bir tanesi de Falcao. Şimdi onlar varken senin oynama şansın tabii ki zor. Bir de Babeli de oraya hoca tabii kullanıyor. Ama şu, bence bu maç üzerinden şansını çok iyi kullandı. Yani tabii ki eksik olduğu noktalar var. 60. 50 60. dakikalarda kramp girdi. O da Hazır olmadığını bir bet çünkü maç hmm. oynamadı oyuncu. 60 gibiydi. Ama kolay gibi. değil tabii ki ama o kadar zeki bir oyuncu ki dikkat edin stoperler gelmeden zaten çok akıllı hamleleri var. Topu hemen dönüyor. Çok fazla tutma değil de e, to, adamı geçmeye çalışıyor ki çoğunda da geçti. Onun dışında golde kırmızı kart pozisyonu var tabii iptal oldu ama orada bir şey dikkatimi çekti mesela. Kafasını kaldırdı ama çok hareketli bir oyuncu değil. Yok çok çabuk bir oyuncu değil ama topu nereye süreceğini çok iyi biliyor. O kırmızı kartı orada e, kendisi aldırdı. Yani. O kadar zeki ki çünkü düz Ş gitmiş olsa ko yakalayacak onu Şevre oyuncu. Çevre kontrolü iyi, iyi tabii, diyebilir tabii, miyiz? Çok akıllı oyuncu. O da çok yani, önemli bir özellik değil mi Santral için? Tabii tabii. Orada zaten direkt kırmızı kartı aldırdı. Çünkü gidemeyeceğini biliyor. Yani o kadar süratli bir oyuncu Defansın yetişeceğini biliyor. Ama önüne geçerek o pozisyonu aldı ve kırmızı kart. Tabii iptal oldu. Ee, takım için çok faydalı oyuncu. Ben Galatasaray takımında bugün e, çok beğendim. Her anlamda çok beğendim. Ahmet Hocam şimdi şeyi de merak ediyorum. Bir yandan bu maçı konuşurken bir yandan da artık takvim çok yoğun olduğu için Trabzon maçına ilişkin çıkarımlar da yapmak lazım. Yani oradaki mesela forvet attığı için e, düşünceniz ne? Babel örneğin cezalıydı. Evet. Babel'in dönme ihtimali var dolayısıyla. E, orada nasıl bir seçime gidecek acaba Fatih Hoca? Şimdi Yani akıl ok okumayacağız da ben belki ama bugün, sağ üçünden yorumla. Tabii. Bugün biraz da oyunun psikolojisini ön plana çıkarmak istiyorum. Bu hmm. şekilde yaklaşmak istiyorum Trabzon maçına da. Galatasaray gibi büyük bir camiaya, büyük bir takıma geliyorsanız, şampiyonluğa aday bir takıma geliyorsanız mutlaka ortalamanın üzerinde bazı özelliklerinizin olması lazım. Sonuçta Galatasaray kadrosunda bulunan tüm futbolcuların o konuda üst düzey özellikler